Gözü kapalı ya, odaklanmıyor. Gir abi. Çekil çekil, bir saattir böyle böyle yapıyorum. Bak. Bak. Bu kadar. Şekilde. Kayıt. Çekil çekil, böyle böyle yapıyor saatlerdir, bak. Böyle yaptın mı? Tamamdır. Bu icat sizi 100 yıl geriye götürecek. Allah ya. Ne oldu? İleriye götürecek. Benden selam söyleyin. Saygıda kusur etmeyin. Kayıt. Telefonları kaybettik de bir çağrı atma hakkımız. Kayıt. Gargamel mi? Gılahambel, Gılahambel. Kayıt. Gargamel mi? Gılahambel, Gılahambel. Kayıt. Gargamel mi? Gılahambel, Gılahambel. Gılahambel kim lan? Hadi lan. Çekme, çekme. Sağ ol. Hadi kayıt, bakmıyorsun. Kayıt gülüyorum. O da kalamam bu tat. Kayıt. Kardeş, rahmetlinin adı neydi? Şşş, çaktırma, ben lahmacunu neye götürüyorum? On numara. Bırak şimdi şalgam içmeyi. Şu icadı tamamla artık be. Kayıt. Bırak şimdi şalgam içmeyi, Gargamel amca. Şu icadı. İcadı. Gargamel amca değil mi? Abi saçma oluyor. Kayıt. Bırak. Neydi ya şalgam? Kayıt. Olmuyor gençler, olmuyor. Yapamıyorum. Bu ne amca? Telefon bitince dünyanın öbür ucuyla konuşabileceksin. İyi de sen bundan bir tane yapmışsın. Tek başına kimle konuşacaksın? Bak 2020'de bunu yaptılar. Adı klapon. Tut bakayım. Kulağına kat, kulağına. Gargamel amca, Gargamel amca. Ne diyecektim? Bunlar bir tane. Kayıt. Durun sizi biraz neşelendireyim. Sayın Gargamel, lütfen kapıyı açar mısınız? Bırak Sululu, içeri girelim. Bir dur bitireyim oğlum. Eğer burayı izliyorsanız büyük ihtimalle çekim hatalarını izlediniz, buraya kadar geldiniz. Birkaç açıklama yapma gereği duyduk. Bunun sebebi de birkaç arkadaşımız yorumlarda son sahneyi anlamadıklarını yazmış. Bunun sebebi Şişman Reis için ölmesin kampanyası başlatıldı. Normalde senaryoda ölecekti. Ya ölecekti dedim, yani bavulunu toplayıp gitmeyecekti. Bütün bölümlerde olacaktı. Sadece öldükten sonra 2020'ye gelemeyecekti. Bir sürü geçmişe gidecektik. 90'lar, 80'ler, 2000'ler, 60'lar, milattan öncesi. Şişman Reis yani ölecekti ama gene oynayacaktı. Öldürmeyin, öldürmeyin deyince biz de mecburen sonunu bu şekilde bağladık. Yani 3. bölümden başlandı öldürmeyin demeye. Biz evet. De 4. bölümde 30 bin like olayına girdiler. Hakikaten fazlaydı. Ama bir şekilde dedik gelebilir, inandık. Olmadı. 17 bin geldi. Fakat içinde birkaç tane yorum vardı. İşte sizi 5 binken takip ediyoruz, 3 binken takip ediyorduk. Hala takip ediyor, hiç mi hatırımız yok tarzı yorumlarla Şişman Reis ölmesin hashtag'i vardı. Onlara istinaden, gelen yorumlara istinaden senaryoyu değiştirdik. Yani yaptığımız işten memnun kaldık. Güzeldi bence. Sadece biraz daha iyi anlatabilirdik belki. Anlamayan arkadaşlar için de böyle açıklayıcı bir açıklama olsun istedik. Bugüne evet. Kadar anlattığım 5 bölümde benim daha önce yaşadığım ve bunu arkadaşlarıma anlattığım bir hikayeydi. Bu hikayeyi o kadar güzel anlatmışım ki dinleyen herkes o kör olup ölen adamın yerine kendini koyuyor. Bu şekilde Rahmi'yi öldürmedik. Dizi yeni başlıyor. Ya bu bölümden sonra biraz spoiler olacak ama çeşitli tarihlere giderek o tarihte sizin yaşadığınız şeyleri tekrar yaşatmak istiyoruz. O nedenle yorumlara falan da işte o tarihlerde ne olduğunu, neler bittiğini, ne yaptığınızı yazarsanız belki hikayeye yardımcı olur, hikayelere ekleriz. Zaman makinesi dışında skeçler gelmeye devam edecek. Çünkü herkes pilav sevmeyebilir. Ben zaman makinesi bana hitap etmiyor diyen arkadaşlar da olabilir. Onlar için skeçler de gelmeye devam edecek. Hatta elimizden geldiğince skeçleri çoğaltmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle siz bunu izliyorsunuz, yarın skeç yayında olacak. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Son bir şey daha ekleyeyim mi? Ama bitirdim. Tamam hadi ekle. Şişman Reis'in kanalı da yakında açılıyor. Hadi görüşürüz.